1983 yılında Malatya'da işçi, memur, köylü bir ailede doğdum. Kürtalevi bir ailenin çocuğuyum. Çocukluk yıllarım Malatya'da geçti. Hani yaşamınızda ilk karşılaştığınız ötekileştirme ve ezilme nedir diye sorarsanız, ailemin Alevi kimliğinden ve sosyalist kimliğinden kaynaklı bir ezilme ve ötekileştirme ile karşı karşıya kalarak büyüdük. Malatya bilirsiniz, sistemin her zaman Alevi-Sünni çatışmasını kaşıdığı, Alevi-Sünni arasındaki toplumsal bağı koparmak için politik olarak halkların birbirini ötekileştirmesi için özel politikalar izlediği kentlerden de biri aynı zamanda. Herhalde Malatya'da büyüyen her Alevi çocuk da benim gibi Alevi olduğu için bu ötekileştirmeye bir şekilde, bu ötekileştirmeden kaynaklı şiddete bir şekilde maruz kalmıştır. İlk politik ilişkilenmem HADEP gençlik çalışmalarıyla başladı. Liseyi bitirdikten sonra, lise son sınıf ve üniversiteye hazırlanma döneminde. O zaman gençlik çalışmalarına katılıyorduk, kültür faaliyetlerine. Daha sonra üniversiteye, 2000 yılında üniversiteye gittim, Van 100. Yıl Üniversitesi'ne, Eğitim Fakültesi'ne. Bir sürü öğrenci faaliyetlerinde bulundum. Ardından okulu bitirmekle birlikte 2004 yılında tekrar Van öğretmen olarak atandım. Öğretmenliğimin ilk yıllarından beri eğitim, KESK'e bağlı eğitim sen içerisinde örgütlendim. Eğitim sen içerisinde emek demokrasi ve barış mücadelesi, kadın mücadelesi yürütmeye devam ettik. Öğretmen olarak görev yaparken hani tabii toplumun yaşadığı eşitsizlikleri çocukların gözünden çok daha net görüyorsunuz aslında. Alevilerin ötekileştirilmesini, mültecilerin ötekileştirilmesini, romanların dışlanmasını, Kürt çocuklarının ezilmesini, yoksul çocukların ezilmesini çocukların gözünden bir öğretmen olarak çok daha içli görüp çok daha yakından anlama fırsatına ulaşıyorsunuz, buna sahip oluyorsunuz. Öğretmenlik mesleği böyle bir imkan tanıyor size. Hani o zaman içiniz şeyle doluyor, çocuklar için mücadele etmeliyim. Evet, biz bir mücadele geleneğinin mirasçısıyız ama aynı zamanda geleceğe çocuklarımıza karşı borçlu bir mücadele yürütüyoruz. Hani bunun bilinciyle, bunun inancıyla hareket etmeye çalıştım. O hal KHK'leriyle birlikte 2017 yılında 686 sayılı KHK ile görevimden ihraç edildim. Yani öğretmenlikten ihraç etmek, hayattan ihraç etmek, yaşamdan ihraç etmek, mücadeleden ihraç etmek anlamına gelmiyor. Hani mevcut faşist iktidar, hani biz bu kadar büyük bir tırpan atarsak, bu kadar insanı ihraç edersek toplumu korkuturuz, sindiririz, bastırırız ve mücadele eden insanları da mücadeleden düşürürüz diye bir yanılsamayla aslında bir KHK süreci başlattı ama KHK'den etkilenen bütün arkadaşlarım mücadelesini büyütmeye, daha fazla mücadele etmeye, daha fazla direngen bir tutum sergilemeye çalıştık. Hani bu kaynağını da yaşamın devamlılığından, umudun devamlılığından alıyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını inşa ederken bir demokratik cumhuriyet umudumuz var. Bir demokratik cumhuriyeti üçüncü yıl perspektifiyle inşa etme amacımız, hedefimiz var. Bunun için Yeşil Sol Parti'yi tercih ettim. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma ışığında bütün toplumların demokratik ulus çerçevesinde bir arada özgür, eşit ve adil yaşadığı bir sistem talep ettiğimiz için Yeşil Sol Parti'den aday oldum. Emeğin hakkını aldığı, bir KHK rejiminin olmadığı, insanların ertesi sabah neye uyanacağım kaygısıyla yaşamadığı bir ülkede yaşamak için Yeşil Sol Parti'yi tercih ettim. Yaşatan biziz, yaratan biziz. Emeğiyle, bedeniyle, mücadelesiyle bu yaşamı kuran bizlerken emeği, bedeni, yaşamları gasp edilen, talan edilen biz kadınlarız. Buna karşı bir mücadele yürütmek için de Yeşil Sol Parti çatısı altında örgütlenmeliyiz. Bütün kadınları Yeşil Sol Parti'ye davet ediyorum. İnanılmaz bir enerji ve heyecan var. İzmir'den Ankara'ya doğru böyle güzel bir Ege rüzgarı eseceğini umut ediyoruz. Ege bildiğiniz gibi, hepinizin bildiği gibi çok kültürlü,
çok toplumlu, tam da demokratik ulusun aslında vücut bulacağı bölgelerden biri. Bir yanda Yörükler, bir yanda göçmenler, bir yanda Çerkezler, bir yanda Aleviler, bir yanda Kürtler, bir yanda Suriyeliler, bir yanda Romanlar. Hani gerçekten tam da bir demokratik ulus inşası için inanılmaz elverişli bir bölge. Ege'den Ankara'ya doğru böyle ılık bir Ege rüzgarı estirmeyi düşünüyoruz. Beklentimiz bizim Ege'den çok yüksek. İnsanlarımızın bizden beklentisi çok yüksek. Ege'den meclise biz güçlü gideceğiz. Güçlü bir ekip göndereceğiz. Çalışkan bir ekip göndereceğiz. Genç bir ekip göndereceğiz. Ama bunun için hem çok çalışmamız gerekiyor, hem de bu güzel enerjiyi, bu güzel heyecanı ciddi bir örgütlülüğe dönüştürmek gibi bir sorumluluğa sahibiz. 14 Mayıs sonrası bu tekçi rejimi, bu faşizan rejimi, bu savaşçı rejimi değiştirdikten sonra hani umut dolu bir gelecek inşası için yola koyulacağız. İlk olarak tecrit politikalarının kırılması, tecridin kaldırılması ve savaş politikalarının son bulması için çaba sarf edeceğimizi düşünüyorum. Yani savaşsız bir toplum düşünebiliyor musunuz? Hani sanırım yıllardır umut ettiğimiz onurlu bir barışın kapılarının aralanacağını, onurlu bir barışa yürüyeceğimiz umudunu taşıyorum. Zindandaki bütün yoldaşlarımızı aramızda göreceğimizi düşünüyorum. Zindandaki bütün arkadaşlarımıza kavuşacağımızı düşünüyorum. Aklıma çok şey geliyor ama böyle ağlayasım geldi. Savaşın biteceğini, yoldaşlarımızı göreceğimizi, hani özgür günlerde omuz omuz olacağımızı hayal etmek istiyorum yani. Bu seçimde çok tarihsel, çok kritik bir süreç. Yani bir karanlığın devrilip yeni bir yaşama, umutlu, barış dolu bir yaşama kapı aralamak için özel bir seçim. Ama bu şu olarak anlaşılmamalı. Yani sadece mücadele bu seçime endeksi değil. Barış mücadelesi, demokrasi mücadelesi, kadın mücadelesi, emek mücadelesi seçimlerden bağımsız olarak kesintisiz süren bir mücadele ve sürmeye devam edecek olan bir mücadele. Biz onurlu bir gelecek inşa etmek için yola koyuluyoruz. Özgür, adil, barış içerisinde onurlu bir yaşam için, bütün halkların onurlu bir şekilde yaşayacağı bir yaşam için ortaya çıktık, yola çıktık, yürüyoruz. Azadi, cen, cihan!